İlk dalga regülasyon dalgasıydı. Amerika'da başladı, Avrupa Birliği'nde devam etti. Bir süre bir deregülasyon dalgası yaşadık. Platformlara ilişkin çok katı kurallar gelmedi. Ama burada da kırılma noktası bir re-regülasyon dönemine girdiğimizi görüyoruz. Ve bu re-regülasyon döneminde ise aslında platformlara ilişkin AHİM'in de burada kararlarını teyit ettiği yepyeni bir sorumluluk rejimi doğduğunu görüyoruz. Ama burada yine mutlak sorumluluk değil. Burada bir hukuk devletinde, demokratik toplum düzeninde çerçevenin çok net koyulması ve yine bir AHİM kararında çok net bir şekilde çizilen, güzel bir şekilde ifade edilen internet ortamındaki içerik çok hızlıca anlamını, değerini yitirebilir. Dolayısıyla internete ilişkin bu kısıtlamaların da haberin niteliği, içeriğin niteliğini anlamsız kılmayacak bir usulle düzenlenmesi ve en önemlisi internet kullanıcılarına veya etkilenenlere bu kararlara karşı itiraz yollarının tanınmasını gerektirmektedir. Özetle bu konu hem hukuk hem tekniği ilgilendirmektedir. Hakimlerin, uygulayıcıların konunun teknik boyutunu göz ardı etmesi bir ihlale yol açabilir. İnternet dinamik bir alan, kararların bu dinamizme uygun bir şekilde verilmesi gerekmektedir. Hukuk nihayetinde bir denge sanatı.